Yerimiz Avrupa, orada olmak için her şeyi yapacağız dedi Başkan Dursun Özbek. Ahmet Hocam, tabii ki Galatasaray'ın amacı bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde olmak ama hem bunu konuşalım, Young Boys maçını tabii ki konuşacağız ama dün bir anda İlkay Gündoğan gündemi evet. oluştu. Bir anda acaba yeniden olur mu, gelir mi diye sadece tabii Galatasaray için değil Fenerbahçe ile de adı anılan bir oyuncu halinde İlkay ama Manchester City'nin Pep Guardiola'nın onu çok istediğini çok net, yani net bir şekilde biliyoruz ve açıkçası İlkay için önemli seçeneklerden birisi de eski kulübüne dönmek. Bununla da ilgili hani durumu net değil dedi Sayın Başkan. Zaten şu aşamada çok da farklı bir açıklama yapmak mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum ama dilersen hocam İlkay'dan başlayalım. Young Boys maçına doğru da hep birlikte yol alırız. Herkes heyecanlandı. Benim de telefonlarım hemen çalmaya başladı. Hocam acaba Galatasaray'a mı geliyor diye. Düşündüm Galatasaray'a gelse büyük katkısı olur. Düşündüm Fenerbahçe'ye gitse büyük katkısı olur. Düşündüm Beşiktaş'a gitse orada Rafa Silva var. Belki çok uygun olmayabilir. O yüzden özellikle Galatasaray'la Fenerbahçe'nin gerçekten çok heyecanlandığı böyle birkaç saat oldu. Bir defa bu transferin ekonomik boyutu hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı bu dönem için aşıyor. Ekstra limitler açılabilir mi? Fenerbahçe'nin satışla, Galatasaray'ın da hem satış hem de Şampiyonlar Ligi grubuna kalmakla o limitleri arttırmaları söz konusu. Ama buna rağmen sanki İlkay tekrar eski kulübüne Manchester City'ye dönecek gibi. Çünkü oradan çok olumlu, çok güzel ayrılmıştı. Guardiola ile aralarında çok önemli bir ilişki var. Kaldı ki Guardiola oyununun her şeyini A'dan Z'ye bilen biri. Hocanın sağ kolu gibi Manchester'da oynuyordu. Yani gittiğine hoca da üzülmüştü. O yüzden ekonomik yönden de hiçbir sorun teşkil etmeyeceği için Guardiola, City onu böyle altın tepside kabul edeceklerdir. Böyle bir yurt dışı deneyimi yaptı, bir Barcelona deneyimi yaptı. En çok da istediği oydu. Ama taş yerinde ağırdır. Sanki City onun en ağır olacağı kulüp şu an için. Yaşı da müsait. Birkaç sene daha orada mutlaka oynayacaktır. Ondan sonra evet hedefte yine bizim büyüklerimiz kesinlikle olur. İlkay'ı ben burada izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü şimdi birkaç gün önce, birkaç gün demeyelim. Gerçi de bir 10 gün önce işte Türkiye'ye tatile geldiğinde kameralar hemen ona doğru dönmüş. O meşhur soru sorulmuş. Türkiye'ye transfer olacak mısın diye. İlkay da bu yaz için sanmıyorum demişti. Aslında evet. biraz kapıları açık bırakmıştı ama bu yaz için de kapatmıştı. Murat abi sen neler söylersin İlkay Gündoğan'la ilgili? Çünkü İlkay adı her anıldığında hem Galatasaray taraftarını hem Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandıran bir isim haline geldi transfer döneminde. Bir kere yani aslında Barcelona'da kalmak istiyordu ama oradaki medya yani Barcelona'ya yakın medya ayrılacak haberlerini işte gitmek istiyor haberlerini manşet yani kulüp tarafından bir nevi manşet yaptırıldı. Çünkü maliyetinden dolayı bir 17 ile 20 milyon euroluk bir maliyeti var. Barcelona'nın da ekonomik işte finansla ilgili bazı verilerle ilgili sıkıntıları var. Görevini Barcelona yaptığını düşünüyor. Geçen sene sonuçta 50 küsür maça çıkmış. Maliyeti ağır biraz önce dediğim gibi. Milli takımı da bıraktı. Dün onu da açıkladı. Yani bu yorgunluğununla beraber hocamın da dediği gibi yani onun şu anda gidebileceği birinci kulüp City olur. İşte Guardiola mutlaka tekrar onunla çalışmak isteyecektir. Genelde İspanyol medyası da bu yönde haberler yapmış. Yani City'ye döneceği şeklinde. Türkiye'ye gelir mi? Yani tabii ki Galatasaray da ister. Yani Okan Buruk da ister, Mourinho da ister. %100. Ama yani bu maliyetlerle bu kabul olur mu açıkçası onu bilmiyorum. Yani belki Fenerbahçe biraz daha ekonomik olarak eli daha rahat Galatasaray'a göre böyle bir transfere psikolojik olarak da imza atmak isteyebilir. Yani bu son bir aydır bu haberler zaman zaman çıktı. İşte Fenerbahçe'nin de istediği, Galatasaray'ın da istediği. Dursun Bey'in sözlerine bakarsak
şartlar uyarsa, oradan ayrılırsa hemen alırız diye ben algıladım açıklamalarını. Ki dediğiniz gibi çok da heyecan yarattı. Tabii ki yani büyük bir heyecan yaratır. Yani bugün herhalde Mourinho da direkt 11'e onu yazıp sonra 10 tane futbolcuyu belirler. Okan Buruk da onu yazar. Sonra 10 futbolcusunu belirler gibi bir durum da ortaya çıkar. Yani ama zor. Ama ben transferde açıkçası zor olan şeylerin gerçekleştiğini de gördük. Burada psikolojik nokta önemli. Yani o yanılmıyorsam Galatasaray'la ilgili sözleri vardı değil mi? Kayın geçmişte. Öyle hatırlıyorum ben. Ama futbolda bu profesyonellikte bunlar söylenir, biter. Yani bugün Fenerbahçe'nin diyelim ki İlkay'ı çok ihtiyacı da var. Transfer ettiğini düşünelim. Bu hem önemli bir isim, hem önemli bir marka, hem de çok ciddi bir psikolojik şey demek bu. Motivasyon demek. Kesin. Galatasaray aynı şekilde transfer ederse, Galatasaray taraftarını da, takımını da, Okan Buruk'u da her şeyi heyecanlandıran bir oyuncu olur. Galatasaray için de açıkçası psikolojik üstünlük bakımından çok ciddi bir motivasyon unsuru olur. Ama bakalım önümüzdeki günlerde bu Guardiola tekrar takımda görmek istiyor. Bir vefa gösterip oraya mı döner, yoksa başka türlü bir hikaye mi yazar kendisine? Bunu